Ne olan şimdi bu? Maçın seyri çok güzeldi. Maç içinde güzel, eğlenceli, pozitif bir atmosfer vardı. Ama maçın son dakikalarında rakip takımın kalecisiyle bizim oyuncumuz Hamza Tekinalp ikili bir mücadele sonrası tartışmaya girdiler. Tartışma sonrasında rakip takımın kalecisi bizim oyuncumuza şiddetli bir küfür ettiği için bir tartışma büyüdü. Rakip takım kalecisi bu sefer bizim oyuncunun boğazına sarıldığı için bizimki de karşılık verdi ona. Olaylar büyüyünce hakem girdi ortaya. Hakem olayları yatıştırdı. Yatıştırdıktan sonra iki futbolcu da çağırarak ikisine de kırmızı kart verdi. Bizim oyuncumuz arkasını dönerek soyunma odasına gitti tabii ki. Ama rakip oyuncu yediği kırmızı kartı yediremeyince bizim oyuncunun üzerine koşmaya başladı. Biz bunu araya girerek engellemeye çalıştık. Takım arkadaşları aldı, onu dışarıya çıkarttı. Bizim oyuncumuz tekrardan soyunma odasına gitti. Ardından maç bitti. Maç düdüğü çalınca herkes soyunma odasına girince rakip takımın kalecisi dışarıdan aldığı silahla bizim soyunma odasına girmeye kalktı. Soyunma odasına girmeden önce tabii silahın ucuna mermiyi verdi. Şarjörü çekti. Kapıyı silahın dipçiyle vurdu. Bunu gören bizim başkan, karşı tarafın başkan yardımcısı sarıldılar kaleciye. Rakip takım soyunma odasına aldı. Arkasından işte silahı kaybettiler, nereye götürdüyseler. Futbolcu da bir an önce polis gelmeden olay yerine terk etti. Başkan yardımcısı silahı gördüğü halde çocukların üzerine yemin etti ki görmedim diye, ama tabii koridordaki kamera her şeyi gösterdi. Biz maç sonrasında karakola gittik, ifade verdik. İfademizde kaleciden de şikayetçi olduk. Rakip takım başkan yardımcısından da şikayetçi olduk. Kamera görüntü, kaleciyi yakaladılar, getirdiler. Kaleci yine inkar etti, silah olmadığını iddia etti, ama kamera görüntüleri var deyince, bu sefer kaçacak bir şey olmayınca söyledi. Gittiler, silah aldılar, geldiler. İlk defa biz böyle bir olayla karşılaştık. Yani ilk defa silah çeken biri gördük. Yani tabii ki biz, yani aileler çocukları bizlere emanet ediyor. Genç oyuncularımız var. Yani 18 yaşını doldurmamış bir sürü çocuğumuz var. Ve aileler böyle bir olaylara karşılaştıkça gençleri, çocukları böyle spor kulüplerine göndermez tabii ki de. Yani kötü bir olay. Allah muhafaza, yani silah bir patlamış olsa, birinin canına bir zarar gelmiş olsa, olay olduktan sonra olmuşun önüne geçilemez. Yani böyle olayların olmaması için gerekli bütün cezaların verilmesini istiyoruz. Abi öncelikle omzumu kaleci, top giderken omzum kaleciye çarptı. Top onun elinde tabii. O sırada tam arkasına doğru gittim, hızımı alamadım tabii. Kaleci döndü, sonra bana ağır bir küfür etti abi. Ben de niye diyorsun küfür deyince hemen üstüme saldırdı. Boğazıma yapıştı. Ben de kendimi korumak amaçlı onu ittim. Ondan sonucuma ayırdılar. Arkadaşlar falan girdi. Yedek kulübesine doğru giderken hakem çağırdı. Kırmızı kart gösterdi. Bir daha tekrar yedek kulübesine gidiyordum o sıra. Arkamdan geliyormuş. Ben de özür dileyecek sandım. Özür de dilemiyormuş. Meğerse gene benim üstüme geliyormuş abi, dövmeye falan. Ondan sonra yedek kulübesindeyken de beni tehdit etti. Sen göreceksin, sen yok, sen şimdi ne yapacaksın, böyle böyle şeyler de bulundu. Ondan sonra ben soyunma odasına götürüldüm abi. O sırada da olanlar olmuş işte. Silahı duymuşlar abi, başka birileri. Mustafa Başkanım duymuş. Oğuz abi duymuş. Ondan sonra da böyle bir olay yaşandı abi. Ben silahı hiç görmedim ama görenler olmuş. Abi korku, kim olsa korkuyu yaşar bu
silah yani. Olağanüstü bir şey değil. Çıkardı silahı. Bana geliyormuş. Allah'tan ki gelmemiş. Abi kimin olsa çıkmaz aklından tabii, takılır.